Evet, yine salon içerisinden bir soru. Fetih suresinin ikinci ayetini Resulullah'ın gelmiş geçmiş günahlarının affedileceğine dair delil getiriyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Affedileceğine mi, affedildiğine mi? Af edileceğini Yanlış söylüyorlarmış. yazmış herhalde soran. Affedildiğine demek istemiştir. Şimdi bak, evet, Vedat oku bakalım bu. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Tamam. Açıklama da ne diyor? Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan bak, ilahi Allah nimet. Allah diyor ki, bakın Allah'ın yanlışını düzeltiyor. Öyle başka bir manası var mı? Bak şimdi bak işte bu bugün Diyanet Vakfı'nın yayınladığı meal ve bu Suudi Arabistan'da hacılara dağıtılan mealdir. Diyor ki bak ayette inna fetahna leke fethan mubina. Senin önünde apaçık bir fethi açtık diyor. Yani Mekke'nin yolunu sana açtık. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı yanlış sebebiyle Bedir'de Mekke'yi fethedememiştir. Orada işlediği bir günah olduğu zaten defalarca burada okumuştuk şeyde biliyorsunuz. Allahü Teala savaşta esir almayı düşmanı tamamen ezmeye bağlamıştır. Resulullah da Bedir'de düşmanı tamamen ezmeden esir almıştır. Onun için de şey diyor ki Cenab-ı Hak Enfal suresinin 67. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve ma kâne li nebiyyin bak nebi diyor dikkat edin Resul demiyor. Ve ma kâne li nebiyyin en yekûne lehu esra hatta yutkhine fil ard. Hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Savaş meydanında düşmanı tamamen ezinceye kadar. Müslümanlar düşmanı tamamen ezmeden esir aldılar biliyorsunuz Bedir'de. Tamamen esseler doğru Mekke'ye gideceklerdi. Zaten de Allah da Enfal 6-7. ayette bunu istediğini söylüyor açıkça. Evet. Hatta yuthine filer turidun aradet dünya. Şimdi önce nebiye hitap etti sonra Müslümanlara niye bunu uyarmadınız dedi. Niye uyarmadınız demiş oldu. Çünkü hepsini kattı işin içerisine. Turidun aradet dünya siz dünyalık istiyorsunuz. Hemen elinize geçecek bir şey istiyorsunuz. Esirdir, ganimettir. Vallahu yuridul ahireh. Allah ahireti ister. Vallahu azizun hakim öyle değil mi? Evet, Allah güçlüdür, doğru karar verir. Levla kitabun min Allahi sebeka, Allah tarafından önceden verilmiş bir karar olmasaydı. Yani Allahü Teala Rum suresinin ilk ayetlerinde Resulullah'a Rumların Perslere galip geleceği gün zafer vereceğini söz verdiği için o gün Bedir'de zafer elde edilmiştir. Yoksa Müslümanlar zafer elde edecek hiçbir şey yapmamışlardır. Yani büyük hata yapmışlardır. Allahü Teala diyor ki levla kitabun minallahi sebeka eğer Allah'tan daha önce geçen bir hüküm olmasaydı size bu konuda söz verilmiş olmasaydı lemessekum fima akattum azabun azim aldığınız bu esirler sebebiyle büyük bir azap size sizi yakalayacaktı. Yani burada perişan olacaktınız. Mekkeliler galip gelecekti demiş oluyor. Şimdi Resulullah burada Allahü Teala'nın Muhammed 4. ayette verdiği emre aykırı davranmıştır. Allah burada açıkça söylüyor. Bu bir günah işleme midir? Bedir'deyken Mekke'ye gitmelerinin Cenab-ı Hak arzu ettiğini söylemişti, gidemediler. Peki, ondan sonra Hudeybiye'den sonra ki bu sure Hudeybiye'den sonra inmiştir, Mekke'nin yolu açılmıştır. Mekke'nin yolu açılmıştır. Şimdi az önce yapılan yani ceza hukukunda şey yaptık ya, yapılan suçun cezası onun dengidir. Resulullah Mekke'ye gitme imkanını elinden kaçırdığı için o işlediği günahın affedilmesinin şartı Mekke'nin fethedilmesidir. Dolayısıyla Allahü Teala o Hudeybiye'de kapıyı açınca diyor ki inna fetahna leke fetham mubina senin önüne artık o apaçık bir fetih imkanını ortaya koyduk. Artık Mekke'nin yolları açıldı diyor. Mekke'nin yolu niye açıldı? Liyafir leke Allahu ma taqaddeme min zenbik. Önce yaptığın iş günah vardı ya.
Mekke'yi fethetti, o Bedir'de yaptığın suç var ya, Allah onu affetsin diye Mekke'nin kapısını açtı sana, yolunu açtı. Ve mâ teâhâr, ondan sonra işlediğin günahı da affetsin diye. O artık başka, bu birçok yerde var çünkü bu şekilde ayet. Şimdi, yoksa geçmiş gelecek falan değil. Ondan sonra, bakın ne zamanki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti, o zaman ne diyor Allah? اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın yardımı gelir de, وَالْفَتْحِ Fetih de olursa, Mekke'yi fethedersen, Mekke'yi fethettiğin andan itibaren, hani önce kırdığın camı bir tak, ondan sonra estağfirullah de. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Mekke'yi fethedersen, وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجِ İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görürsen ki, çünkü Mekke'nin çok büyük sembolik önemi var. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbinin her şeyi güzel yapmasına karşılık, bak burada da bu çok güzel bir örnektir bizim için, o da onu da söylemiş oluyor. Allah'a boyun eğ, وَاسْتَغْفِرُهُ Ondan istiğfar et. Mekke'yi fethet, ondan sonra istiğfar et diyor. Bak burada ne diyor? لِيَغْفِرَ Seni bağışlasın diye, henüz bağışlamış değil. Bağışlaması için Mekke'nin fethinin kapısını açtı. Mekke'yi fethedersin, ondan sonra estağfirullah dersin. Tamam mı? Peki bunlar ne diyor? Ya bu işte, işte hikmet budur, hüküm budur. Ama hikmetsiz bir İslam alemi olduğu için, dersin birinci bölümünde gördünüz ne hale geldiklerini. Bak diyor ki burada, Allah affetsin diye diyor. Bu da diyor ki, geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygamber. Uzak bulunana affetsin diye denir mi? Onu kendileri uydurmuş. İşte efendim ismet sıfatı vermişler. Niye ismet sıfatı veriyor? Sanki kimsenin umurundaydır Resulullah'ın ismet sıfatı. Kendilerine günahsız dedirtmeleri için Resulullah'ın günahsız olma şartı var. Aksi takdirde kendilerini nasıl ilah makamına koyacaklar? Kendilerini nasıl hatasız makama koyacaklar? Önce Resulullah hatasız makama çıkarılacak ki. Onun için Allah'ın hatasını düzeltmelerinin sebebi bu haşa. İşte bu nedir bu? Bu İslam mı bu? Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan ilahi sünnet Mekke ve Taif'i fethi. Ondan söylemişsin ama günahtan uzak bulunan nereden çıkardı? Evet.